Merhabalar Aslanım. Merhabalar. Merhaba Aslanım. Bugün siz de çok güzelsiniz. Merhabalar Aslanım. Merhaba Aslanım. Çok güzelsiniz. Hoş bulduk tatlım. Sizler de hoş geldiniz. Çok güzelsiniz. Tekrardan hoş geldiniz kızlar. Baksana papatya. Ben de. Çok yakışmış. Papatya mı desek, güneş mi desek? Çiğdem gibi. Güneş gibi aynı. Çiğdem. Evet. Çiğdem ne demektir? Şöyle tarlalarda küçük çıkar sarı. İçini açıp yersin. İltifat ederim. Teşekkür ederim. Çiğdem çekirdeği mi diyorlardı? Onun içinde çiğdemin ay içine açtığınız... Hayır. İzmirliler diyor. Çiğdem sanırım. Böyle sarıdır. İzmirliler ay çekirdeğine çiğdem derler. Aynen. Yani. Bak yine. Yok yine. Tabii karın altından falan sarı çıkar böyle incecik ama. Küçük çıkar bir şey. Evet. Bence güneş olsun. Yersiniz. Yani şık gibi. Çok güzel. Nereden buluyorsun? Harikasın ya ama güzel benzetti. Teşekkür ederim ben. Kolonya'da eline kaldı. Limon kolonyası. Teşekkür ederiz. Oh mis. Çok teşekkürler. Ya papatya diyecektim. Papatya zaten herkesin bildiği çiğden değişik. Ya çok valla çok tatlısın. Yani tabii senin güzel tecrübelerinden faydalanacağız biz. Farklı terimlerinden. Efendim bugün biliyorsun bize sözüm var. Hepsinden bugün etinden, sütünden, yününden. Size ellerimle hamur açacağım. Ay evet. Bekliyoruz hepimiz. Evde pide nasıl yapılır değil mi? Ay evet çok heyecanlıyım. Evet, yarış bugün, var bugün. Bugün dedik. Mutfağa sokacağım ben sizi. İkinizi. Öyle Ramazan pidesi evde nasıl yapılır? Değerli izleyenler, evde Ramazan pidesi en basit şekilde nasıl yapılır? Gelin evinde. Benim gelinlerim yapacak yahu. En güzelini. İnşallah güzel en olur. En iyi gelin. Ben de. Tuğçe Hanım, hamurları mayaladınız mı? Evet, mayalandı. Ha. Bekliyorlar bize. Öyle mi? Tarif senden mi? Nereden? Evet, benden. Ha. İyi, ama sahibimiz de çok hamarat hazırlanmış önceden. Evet, bravo evet. Ya. Şimdi bir bak böyle bir hamur mayalayacak. Hani anladın mı? Sonra iddialı lamba da değiştiririm, vida da açarım, hepsini yaparım. Maşallah. Eşin ne yapıyor peki? Eşime de iş bırakmamaya çalışıyorum, o yoğun çalışıyor biraz. Ya. Yapamazsam nazlanmak adına aşkım şunu yapar mısın? Ha, kibar. Ne güzel ama. Belki, hayat müşterek, evet. Doğru evet. Söylüyorsun. Canım. Belki birazdan tornavida da lazım olabilir arkadaşım. O da var, onu da hallederiz. Yani gözüme bir şey küçük takıldı bir gibi. Küçük bir alet çantam var. Ay biliyorum. Değil mi gördünüz? Sizi bir soldaki saat mi? Kesinlikle. Eyvahlar oldu. Ben evet yoksa. Ben onu evet, ben onu sökememiştim. Yardımcı olacağız inşallah. Sökmedi. Duvar şimdi kalkıyor ya, bir badana boya ister de kıyamadım. Bence bilseydin ya. Ne boyayabilirdin. Ama şimdi tekrardan boya... Bir şey söyleyeceğim. Şimdi... Ne zaman aldın o saati? Ben... Daha evin... Şöyle gelin hani evi dekorasyon... başlamadan önceydi. Keşke bir başlasaymış, öyle görüp alsaymışım. Gerçekten şey, biz bu evde bu saat olmayınca giremiyoruz. Olmazsa olmaz. Evet. Ay Allah'ım. Bu saati olmayanı dövüyorlarmış. Evet. Şöyle bir şey, şu an aklıma bir şey geldi. Eğer bu saatinden sıkılanlar var ise ve duvarına da bir şey olmasından hani imtina evet. ediyorsanız mesela böyle evet, hafif tablo. Şu senin tablon var ya kanvas gibi böyle. İnce geldi orası. O tarz bir geniş tabloyla onu çak üstüne evet. kapatabilirsiniz. Olabilir. Eğer sıkıldıysanız. Tabii zevk meselesi. Ben saatimi seviyorum ya o ne karışıyorsunuz diyorsanız. Şu an sıkılmadım ya. Başka evleri de çok kendimle kıyaslamıyorum ben. Kendine özgü tarzı olan bir insanım. Evet. Ve bu Chester koltuğa o saati çok yakıştırıyorum. Evet. Ki saat evet. hiç sevmem. Hiçbir evde sevmem. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz ne kadar hızlı evet, girdik eve. Evet. Hadi evimizi takdim edelim önce. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Pornavida iyice biz koptuk. İnşallah. Ben korktum çıkaracağım tornavidayı cebinden diye. Aa, çok hediye açmak çok zevkli. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Bak. İftardan sonra size bunlarla kahve. Çok modern bir kesim. Evet çok güzel. Sana da çok yakıştı rengi. Bir de şey hani böyle artık Türk kahvesine biz böyle büyük, evet. bayağı büyük içmeyi sevenler evet. için fincanlar da büyüdü fark ettim. Evet, evet. Aynen. Eskiden daha... her şey olabilir yani. Evet her çok türlü. Teşekkür ederim. Granül kahve de koyabilirsin. Evet. Senin gibi renkli fincanlar. Evet, evet. Çok incesiniz kızlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi kızlar kıyafetine bakın. Uygun olarak almışlar. Evet, evet. Yeşil velilla. Bak. Yani. Yeşil evet, bir yeşil ben yokum orada. Sen ben pembe yok. Olurum artık. Sana, sen de pembe. Size mavi bana pembe olsun. Evet. Ay şöyle böyle. Bir tutalım. Bir fotoğrafımızı çeker misiniz bugün hatırası olarak? Şöyle. Bırak. Hoppa. Yaklaşın hanımlar. Hangi kameradayız?
Teşekkür ederim. Çok güzel oluyor biliyor musunuz? Ekranda harika şimdi duruyor. Yiyelim. Hadi bakalım. Çok zarifsiniz kızlar. Güle güle kızlar. Sağlık tadına inşallah. İnşallah. Tabaklarına evet. Dikkat et düşmeyin. Tamam. Ay güzelim benim ya. Hakikaten böyle cıvıl cıvıl. Çitlambik gibi bir şey ya. Tuğçe'ye bugün renkli fincan takımı aldık. Bence çok beğendi.